sen yarıldın değil mi? Yere mi otursaydı? Sonra içelim. Yani elime bu geldi. Mesela bu, bak yeni doğan. Bunlar kıyafet değil. Şey yapalım mı? Mesela bu hastane çantasına girecek ya, bir koli koli ayırsak rahat. Mesela şey, sen çantasına girecekleri bir koliye koysak evden hazırlarken olur. Rahat olur. Şey de olur, mesela bir tane poşeti boşaltalım. O zaman bu olsun. Hı. Şu odasına girecek. Tamam. Bu hastane çantası. Hastane çantası. Bu odası. Bunlar bak yenge. Ha bunlar da good. Sen de aldın ya. Sen bunları aldın bak. Ay evet, hırka istiyordum ama çok güzel olmuş. Bak bu kalın hırkası. Şey, fotoğraftakinden daha güzel görünüyor bence. Bak bu kalın hırkası, dışarı çıkartırken mi giyeriz dedim. Ay sen ne kadar miniksin böyle ya. 1-2 ay. Ay. Bence 1-2 ayı daha hızlı giyer gibi geldi bana. Bak bunu da evde giydiririm diye düşündüm anne bak. Bu ev, bu da dışarı. Büyücük adamsın sen ya. Bak. Tulum. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Şimdi bunları da böyle ayıracağız herhalde tek tek. Önce. Atıyorum. Bu yeni doğan. Yeni doğanla 1-2 ayı da karıştırmamamız gerekiyor. Tabii. Ama bunlar hiç yazalım kağıt üzerlerini karıştırmamamız gerekiyor. Bu mesela. Hastane şeyine koyacağız ya böyle üçlü. Hı, tamam. Bunlar bak böyle bir yeni doğan. Ay bu sivri şey makaslarımız var ya bizim. Ma yoruldum ha. Yok şey yapacaktım. Ha olmaz öyle. Olmaz değil mi? Bence en dibinden kesilir. Onlar bir şey. Bu? 1-2. Bunlar değil. Ben de 1-2. Bu da yine hastane şey. 0-3 ay diyor ama bu şey hastane çıkış seti. Nasıl bak? Bak bunun etiketi yok. Bak bebek markasının etiketi olmaz zaten. Evet aslında. Bak nasıl oldu? Çok güzel işte. Bu kaşındırmaz ya. Aç. Bak bu da bayağı tam bir set. Hmm. Kestiğim yeri bulamıyorum bile. Bu kadar güzel kesilmiş yani. Hastaneye götürmeyiz de evde giyer. Değil mi? Bu makaslar daha iyi oldu şimdi. Öyle mi? Evet. Çok tatlılar bunlar ya. Kalın makas daha çok alın kesen. Yani çorap almış birisi bu. Kim almış? Çok tatlı. Baksana yedi ben. Bu bunun takımı. Eldiveni yok şu hangisinin? Ha bunun yoksa yapalım. Bunlar tamam. Ne? Da yeni hiçbir doğan. Şey kalmadı. Şurada kalmış biraz. Şunların hepsini bir yere alırız. Bunlardan ben de almıştım az evvel. Bu çöp. Mesela şu kaşındırır mı bu? Kaşındırır. Ne bu? Biraz daha derin. Elinden kestiğimiz zaman ipliği de kesip bu sefer sökülürse diye. Anlayacağız ki kesili olanlar 0-1. Evet. Şey yapalım mı? Çantacığım. Dur. İşte dedim ya bak. Onlar hastane ya. Hı hı. Hastanede koyacaklarımızı. Hastaneye set set götüreceğim. Bunlar ev. 2 yaş var 4 yaş ister misin? Hangi de sorun var. Bu evde kalıyor değil mi? Son verdiğin. Onlar işte koyacak bir yerimiz. Yok bir şey söyleyeceğim. Hayır. Onları da buna koyalım. Nasıl yıkayacağız biz bu 0-1 anı? Uç vardı bende. Ama zaten tamam. Böyle atacağız makineye. Bunlar file. Ha tamam. Çamaşır yıkama filesi. Çoraplar birlikte yıkanır mı? Renk veren bu siyah çorap. Evet açıklayalım. Çocuğa küçük şey almamışız. 2-4. Anne. 4-6 hep büyük almışız. Tamam işte bakacağız. Alın kesecek bir şey koyarsan. 4-6. Ama hiç çıkmadı ya bu poşetten bir şey. Ya başka bir yerde olabilir mi? 2-4. En son aldıklarımız hepsi geldi değil mi? Hı. Bir şey söyleyeceğim. Bu 6-8 ay, bu 8-10 ay mı oluyor? Çocuk çok.
çorap şeyini hiç anlamıyorum. 6-8 dediği, 6-8'ler yeni doğan. 8-10 büyüyor. 10-12 de en büyük kaşı. O da hastaneye gidecek. Poşet gitti. Tiket'ten almıştık bir şeyle. Bu şapka yeni doğan mı oluyor? 0-6 ay diyor. Battaniye var. Bu yeni doğandır. Güzel ya. Ben ve çocuğa hiç küçük bir şey almamam şoku. Almışsındır. Şu an burada yok. Şöyle çıkartıyorum. Hiçbir şey kalmıyor o zaman. Direkt dibinden kestiğin zaman da bu sefer iplikler kesiliyor. İplikler de sökülüyor. Ben şimdi şöyle şey almıştım. Çamaşır filesi. Buna mesela koyduk. Bu hastaneye götüreceğimiz iki tane takım var burada. İşte yine yeni doğan ama evde giydireceğim. Hani eve döndükten sonra inşallah. Burada da işte devamı. Biraz olmamam lazım yani. Zor bir iş değil mi anne bu? Aslında değil de çok detaya iniyorum böyle. Sökeceğim yakında. komple sökeceğim şimdi. Sonra tekrar dikmek. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben hiç küçük bir şey almamışım. Bunlar hep büyük. 1-2 de 0 demek. Ne oldu? Yok. Sıktın mı? Yok yok bak. Şimdi şöyle baktım. Hı. Burayı komple çıkarttım. Az öncekinin şöyle bir şey olmadı ama burada şurada bir ip gördüm ya, ip diye. Sonra şöyle baktım. Sonra şöyle baktım. Söküldüm. Şöyle hayır var mı? Şurada ufacık. Ufacık. Olur o kadar. Niye benim kospiyim bunun içine sığmış? Anne zaten yok ki çocuğun kıyafeti baksana. İpik aynı şeyi giydireceğiz. Yani burada da reel çekiyoruz aynı zamanda. Anne hayır o takım o. Aa 0-3 ay bir şey buldum oley. Oley böyle uzatmada o kadar başarılıyım ki. Böyle nasıl zorlaştırabilirim böyle daha detaylıca olarak. Kişi bunu da. Zaten şu an sadece 0-3 ayları yapıyoruz yani şeyi. Hastaneyi yapıyoruz. Diğerlerini yapıyoruz. Ne yapacağız onu? Sepetteki boşaltacağım. Ay sen bu sepetteki ayırarak yap bence. Yo. Ne o? Şunu çöp. Şuna bir bak. Ay bu ne? Ay ne bu? Çok güzel. O da herhalde şey. O da şey. Ben küçük bir şeyler buldum. Bak buldum. Ay küçük işte. Ay küçük. Koyalım. Eğer şey büyükse buraya atarız. İçinden. Tamam. Sepetimiz de burada. Karısı değil mi? Tamam. Nereye koyalım? Önlükleri şu ayrı. Onu da açalım aynı. Çok güzelmiş rengi de. Bunu biz beraber almıştık sen. Diyorum. Anneciğim şimdi. Çok tatlı. Bunlar ne kadar güzellermiş. Bu ne? Yeni doğan. Yeni doğanları aslında buna koyacağız. Şöyle yapalım. Sen bunu at yeni doğanlar. Çünkü o bitti. Bu çok çok. Ya bu don nedir ya? Don. Donu da büyük. Şey büyük olmuş. İkisine de. Şimdi burası da yeni doğan sepeti yaptık bunu. Bunlar yıkanacak şeylerini de şöyle ayarladık işte hastane çıkışı, bu da hastane çıkışı. Bunlar yeni doğan, böyle yıkadıkça bunları alacağız. Keşke şunlardan daha fazla alsaydım. Alayım mı biz yıkayana kadar? Gelir pazartesi, salı, çarşamba. Onu kullanacak mısın? Hep bebeğin kıyafetlerini böyle yıkayacağım. Kaybolur yoksa değil mi? Eldiveni iki çocuk çünkü. Evet. Burası tamam. Burada hiç etiket yok. Bunu direkt yıkayabiliyor olacağız değil mi? Evet. O iyi. Ya evet işte ya kocaman kocaman etiketler koymuşlar. Şu.
ay kalmayacak. Etiketli mesela kocaman. Şunu koydunuz. Şunu niye koyuyorsunuz? Bak şeylerde hiç yok gördüm. Ebebek hiç koymamış. Bak hep. Ebebek çok iyi diyorlar sen. Baksana güzel kumaşı. Güzel güzel. Ebebek de güzel. Ay, eksik olursa ebebekten alırız ya. Ben sevdiğim şeyleri büyük almışım. Çünkü tabii. Niye büyük almışım sevdiğim şeyleri? Daha uzun süre giydirmek istemişim herhalde. Mantıken. Yeni doğan hep bak açık renk yani. Hiç öyle koyu renk yeni doğanı yok bebeğin. Güzel bir kıyafet değil, çok yok yani, ama 2-3 yıl yok ya, 3 yaş, 3 yaş, ay yeni doğan, hani bak yeni doğan, ben mutlu, 3 ay, tamam artık şey almayacağım, büyük almayacağım, ayra çaldık ya. Bitti işte. Yeni doğanla şey değil mi? Yeni doğan 0-3 aya kadar bitti işte. 3'ten sonra. Bunlar 3'ten sonra. Çok şükür. 3'ten sonrasını almışız. Bak yok. Çok komik ya şu olay. Dağınık olacak zaten toplanana kadar. Ama hep tonlar fark ettiniz mi? Bak tek farklı rengi görüyor musun şu aradan? Ay evet. Yeşil. Neyse. Yani buralar böyle dağınık şu an birazcık. Bundan iki tane var biliyor musun? Üşendik Esat'la onu gidip değiştirmeye. Aynı arkadan iki tane var. Hediye geldi. Oo, çok oldu. Şeyde gelmişti cinsiyet partisi. Da babamın hediyesi. O şey mutluca. Ben kahveleri yapıyorum. Tamam ben de burayı boşaltayım. Ya da benim iki kahve hakkım var bugün. Biraz boş çalışacak. Boş çalışacak. Şimdicik kekimizi çırpıyorum. Fırına veriyorum. Safrada dinlen. Sonra yukarı çıkarsın. Şu var ya çok iyi bir karıştırma kabı. Yani bunu evlenirken annem almış içerisine. Müthiş bir şey. Süt lazım. Olur. Şu süt anne süt eski de bir baksana. Olur mu? Bakıyorsa olmaz. 200 ayar değil mi? 200 katacağız ya şimdi. Nefes. Ne kadar eski mesela? Geçen hafta açtım. Yok çok güzel. Bunların sütü bozulmuyor ya. Geçen ben kek yaptım tamam mı? Esat çok beğendi. Bayağı yedi, hiç yemez normalde. Üç yumurta, bir süperdöğün şekeri çırpıyorum. Geçen buna benzer bir tarif yaptım ama şeyli yaptım onu. Yoğurtlu. Zeytinyağı koyuyorum çünkü burada dursun bu. Evet. Annem bunu bir tık ılıtmış. Ben, siz sıvı yağ katabilirsiniz de ben biraz zeytinyağı katacağım sadece. Sıvı yağ ve sütü çırpıyoruz ama onu çok çırpmıyoruz. Karıştırıyoruz bunu. Un.
Bir su bardağı. Önce. Bıçak. Bıçak. Belki çırpabilirim ben. Bunun olunca da kas katı oluyor. Bir de ben böyle kekin altına şeker dökerim. Karamelize oluyor böyle kekin altı. Kirlenmiş değil mi? Bunlar işte bebeğin çamaşırlarına gelmesin. En azından ilk çamaşırları ya bu. Bundan sonra zaten yıkadığın zaman da şeyler döküyor şu arada. Yani bu kullanılıyor sıvı deterjan. Acaba sıvı deterjandan mı oluyor bu? Çamaşır emmiyor ya bunu. Makineyi boşken temizlemiş yani. Tortlarını atmış. Evet, tamam oldu. Ha, biz temizledik çünkü. Tertemiz olmuş anne. Güzel oldu. Hiç kalıntı kalmadı. Ellerine sağlık. Şurayı da şöyle bir alacağım. Şimdi şey bezle. Valla bebişin kıyamette tertemiz yıkanacak. İşte biraz çamaşırımız var. Onları artık ondan sonra yapacağız. Valla makine yenilenmiş. Şunda mavili bir şey var ya, bir şey olur mu? Şurası da mavili bir şey var ya. Yok yok, hiçbir şey yapmaz o. Bence. 30'a çeviriyorum şurayı. Düşüreceğim. Sıcaklığa tıkla bir kere. Hah. Yok bir daha. Yok bir daha. Hah şimdi. 1 saat 19 dakika. Çok mu uzun? Değil. Tamam. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. İyi ki o yapmamış. Ben küçücük dolabı 1 saatte sildim. Ya tertemiz. Tabii de yine de. Var şurada mesela şey izlemeden şey ya. Bir paket verdim, 2 paket vermişim. Bir sürü oldu. İlk yanlışlık yapmışım. Ya biraz evet öyle oldu. İlk yapmışım. Ya şunları yapacağım şimdi, şey yapacağım. Etiketlerini keseceğim annem silerken. Ne yapayım, diyorsun mu içinde şunlar? Ne oldu? Tuz çıkıyor mu? Bu da çökümü. Işık gitmeden bir şey çekecek misin? Yok yok. Başka bir kıyafet bir şey falan yapacaksın. Birkaç yıl vardı. Can düşünüyoruz zaten. Bir de bize de oldu. Mis gibi oldu. Ellerine sağlık. Ben şu ikisine çaydan sonra biraz daha oturuyorum. Esat doktor dedi ki, hocam hiç oturmuyor. Böyle oturmasın daha iyi. Öyle mi? Hani oturmasın evet. Daha iyi. Biz oturan yatanı istemiyoruz. O doğuramıyor falan dedi. Hep hareket. Sürekli merdivenle çıkıyor. Esat işte söylüyor bunları. Doktor hemen çıksın, insin çıksın çok iyi. Yani her şey öyle. Ama ayağı şişince uzatsın. Esat dedi, ben
şimdi hemen masaj yapıyorum zaten diye. Öyle bir şey. Tamam dedim. Ben anladım dedim hocam dedi. Tamam dedi. Hani dinamik olması, aktif olması hamile. Bizim çok sevdiğimiz bir şey dedi. Hem kilo alımı azalıyor. Hani belki de yatsaydı şimdiden 15 kilo alırdı. Değil mi? Aktif olmak. Normal insanlarda hamile. Herkes aktif olacak. Hamile olsan da aktifsin. Aynen. Spor da yapsan. Spor, evet. Aktifsin. Dün size ama videoyu başlatacak, açacak vakit bile bulamadım. Yarın açarım, yarın da beraberiz. Bunları ayrı bir şey. Bunlar 1-2 ay olanları da artık 1-2-1-3 olanları falan da yerleştireceğim için çok bir şey yapmıyorum, ayırmıyorum yani böyle yeni doğan. Geldin mi? Yok, gelmedim. Yo, etiket yok olmuş. Hello. Aslında tam bebek kıyafeti içeri. Ahşap bir de. Yastıklarda yoruldum ama bayağı bir şey hallettik yani böyle uzaktan çok gözükmese de mesela o bavul içi düzenleyicileri annem şimdi bana da elinde akıtıyor oraya asacak yani biraz detaycı bir annem var o yüzden kolay olmadı beşiği mesela bir 3 tur sildi çünkü beşikte böyle boya kalıntıları var bayağı hani bunlar da yoktu. Ama o sonradan boya yapıldığı için büyük ihtimalle o yüzden aşırı bir boya kalıntısı vardı. Onu bir 3 tur sildi zaten. 1 saat o sürdü. Çamaşır şimdi bir kuruyan var. Yok bir yıkanan var. Şimdi o kurutmaya girdiğinde bir tane daha yıkanacak. Ve bunlar kuruyor. Açmadığım bir videoyu konuşuyorum şu an. Ay çok yoruldum. Artık dinleneceğim. Daha dinleneceğim artık bu gece. Bu gece... Tulsun oldu, tulsun. Bunu ütü sepeti yapacağım. Çok tatlı değil mi ütü sepeti onun için? Ciddi de. Şuraya koyalım onu. Ya baksana Sibir, bunlar makineye atılınca bak elde bile bak. Makineye atılınca çok kötü olurmuş. Yani hiç kullanamazmışsın. Diyorsun. Evet, bak böyle. Ben onu hiç böyle sıkmadım bile. Hiç sıkmadan şöyle. Görüyor musun? Suyu akacak. Böyle suyu akacak. Zaten şurada gider var. Tamam. Büyük banyoda yapacaktım. Hani orayı kullanıyorsun. Ama eline sağlık. Yani bunlarla böyle uğraştım ha. Olsun. Ne güzel bak sabaha kadar bunlar alınır. Oh mis gibi yerleştir. Yumuşatıcı koydum bebek koksun diye. Bebek kokuyordu zaten. Güzel oldu. Evet çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Kurutmada bir şey bitti onu asalım mı anne? 3-6 yok bunu da alacağız şuraya. Daha uzun kalmışlardır. Bugünden hepinize selamlar. Şöyle sabah bunun linki çok istendiği için bunu paylaştım. Hepsi çok güzel bir şekilde kurumuşlar. Bugün şimdi devam ediyoruz. Bunlar da böyle kurudu. Yenilerine devam edeceğiz. Ütü yapacağız bugün zaten. Önce bunları ütüleyelim. Bir yandan da yenileri yıkanacak. Şu odanın haline bakın. Bu arada ben sizlere bugün yeni doğan alışverişimi çektim. Hepsi şuradalar. Bu videodan sonra veya önce bilmiyorum hangi güne planlarım. Bir an önce onu paylaşacağım. Çok isteniyor çünkü. Onu paylaşacağım. Şurayı bir kapatayım.
Bunları alacağız. Bazıları nemliydi. O yüzden almadık. Ütüleyeceğiz akşam annemle beraber. Buradakiler de yine aynı şekilde. Burası böyle doldu. Bir makinede çamaşırımız yıkanıyor. Kamerayı şimdi aldım. Elime iniyorum. Dikkatli dikkatli inelim. Demir. Sarsılma oğlum. Annem bugün yemek yapıyor. Bugün şey yapmadık annemle beraber. Siz söyleyin. Odayla alakalı hiçbir şey yapmadık annemle beraber. Ben yeni doğan alışverişini çektim çünkü onu sizlere böyle kutularıyla falan göstermek istiyordum. Bir de hani hepsi parçalanacak, edecek, doğru düzgün göstermem de yerleştikten sonra tekrar çıkarıp göstermek de ayrı bir külfet olacaktı. Bu arada bakın tavanımız şurası yeniden akıtıyor. Yarın ona da bakılacak. Böyle yarın akşam bu evdeki bu problemler ve odamızdaki o paneller falan boyanacak. Sizlere onların hepsini çekeceğim. Yani bu videoda mı çekerim? Bebek odası tadilatını ayrı bir video yapıyorum. Bu arada şöyle. Mesela bebek odası tadilatı belki de 3 hafta önce başlamış olabilir. Ben onları birleştiriyorum. Epey de zor bu arada. Hani vlog gibi olmuyor. O videoyu oradan al, bu videoyu buradan al. Biraz zor bir süreç. Bu 2 haftayı çok iyi değerlendireceğim. NST'ye gidene kadar bu 2 haftayı çok iyi değerlendirmek istiyorum. De kendimi çok yormadan devam etmek istiyorum. Buralara da aynı zamanda. İnşallah hepsini Allah nasip ederse sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün annem yemek yapıyor. Hemen size yemeklerimizi, menümüzü bir göstereyim. Bugün burada annem. Burada çalışıyor. Bugün aynen. Bugün günlerden annem mutfakta sadece. Çünkü şöyle dün çiğ köfte yedik biz. Bu arada size çekmedim o kısımları ama artık sağlıklı bir şeyler yiyeyim diye böyle kabak yaptı annem. Sonra burada karamelize soğan oluyor. Bu bulgur için. Bu da burada etimiz. Bunlar hani yarına da kalır. Yarın bir daha yemekle uğraşmayız diye. Bu biberli şey de kabağıydı değil mi bu kabağı? Evet, aynen kabağı. Aynen yoğurtlu sos yapacak. Böyle. Şimdi annem saat 7.30 gibi bir gidecek mağazaya. Bir iki saat orada işi var. Kapanış yapacak. Akşam yine gelecek. İşte gece büyük ihtimalle biz o ilk etap ütüleri bitiririz. Yine sizle beraber ütüleriz zaten. Sonra artık diğerlerine bakacağız. Yalnız gerçekten epey zor bir iş. Öyle hani bir günde halledilecek, onu çıkartacaksın oraya koy, öyle bir iş değil. Çünkü o biberonlar kutudan çıkacak, onlar steril edilecek falan. Instagram'dan soracağım zaten şimdi sizlere. İlk sterilizasyonu nasıl yaptınız? Çünkü bizim bir sterilizasyon makinemiz var ama ilk kaynatalım mı? Biberon temizleyiciyle yıkayıp mı kaynatalım, ne yapalım? Hani o konuda biraz bilgisizim aslında. O yüzden böyle tecrübeli olan annelere bunu bir sormak istiyorum. İlkini nasıl yaptınız? Çünkü sonrasında benim işimi kolaylaştırmak için aslında biz bir sterilizasyon makinesi aldık. Onunla yapacağım günlükte. Ama ilk etaptakini çok kararsızım kaynatsam mı diye. Onu şimdi hatta Instagram'dan sorayım. İlkini kaynatalım değil mi? Çünkü kutuda beklediler hep. Bebek odası yerleştirmeyi ayrı bir video yapacağım. Çünkü çok uzun olacak böyle. İşte videoların akışı o yüzden birazcık değişiyor. Yani günlük vloglardan artık birazcık uzaklaştık. Günlük vloglara artık her şey hazır olduktan sonra devam ederiz doğumu beklerken. Bir de doğumdan sonra artık günlük vloglara devam ederiz hayırlısıyla. Böyle. Yapan Mersin çok güzeldi. Hani fiş kontrol ettin mi? Şu sterilizatöre yer yapacağım şurada çünkü hep kalıcı olacak da. Yine yerleştireyim de ondan sonra şey yaparım. Yıkayacağız ya bunu bir de. Şurada. Şimdi şurada şunun arkasında dursun. Bunları fırınladın mı? Yok, buhar gibi böyle kap, şey
böyle çok az sızma zeytinyağını koydum. Kapağını kapattım. Buhar gibi oldu. Bunları da yine kapağını kapattım. Buhar gibi kızarttım. Sonra sote yaptım. Sote yaptım. Sonra şunları da karıştırıyorum. Öyle içlerine koyacak. Sonra da karamelize üzerine de yoğurt. İsteyen arzu verir. Sosla dökülebilir. Yoğurdun üzerine. Eline sağlık. Evet, o çok tam güzel oluyor. Tam böyle tarla kabaklarında, aynen. Ben yeni aldım salata kasem. O yüzden bunu buna geçireceğim. Evet, salata kasesinde dursun istemediğim için. Şöyle geçirelim. Bitti. Şimdi bunlar böyle birazcık kurusunlar. Akşama bir daha atarız. Ben şimdi dinleniyorum. Annem işe gidiyor. Geldiğinde ilk postaları ütüleyeceğiz. Bence askı az, biliyor musun? Bizim demire askı almamız lazım. Başlayan iş biter. Günaydın. Annem dün akşam da mutfaktaydı. Bugün de yine mutfakta. Başlatıyor günü. Şöyle kahvaltı hazırladık. Patates, ekmekler, biberli omlet. Burada çayımız demlendi. İlki demlenmemiş. Böyle tam oturmamış. O da demleyememiş. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Ben de şuna koyayım. Açtım. Açtım. Tamam, tekrar açıyorum. İyi günler. İkiye de teslim edildi. Ay, ne şans, biliyor musun? Şu akşam o kurulur da. Ben onu açık diye, şey olmasın diye, sonra yazık ziyan olur. Ama torpil edeceğim. Ben torpil daha çok beğeniyorum atmosferde işte. Evet. Sen torpil seversen çikolatası. Artık güzel bir çikolatası gibi bu arada. Torpil çikolatası yemediğim için. Ha? Ben yemediğim için bilmiyorum. Ben de yemiyorum. Sakın olur bir kerelik ya. Artık renklere gir. Bir de şunun içine çorap var. Evet. Yıkama, patlama, yerleştirme ikinci gün. Dünü saymıyoruz. Dün yoktu ki. Bir şey olmaz küçücük. Onun şeyi vardır burada. Sıvı deterjanlar ya. Çok da kalmana gerek. Küçücükler. Böyle çorapları şuna alıyorum. Şey mi olmuş? Hadi güneşli kurdular şansına. Güneş ışığı da var. Tekstil tozu var. He? Tekstil tozu çıkıyor. Çıkıyor, evet. Kurutma işte. Değil mi? Kurutmaya daha farklı bir şey düşünmeleri lazım. Makinesine de atınca. Gerçi biraz çevirdik biz hepsini. Çevirdik. Şey, filenin içinde ya. İkinci yıkanışlarında düzelirler. Düzelir. Ondan şurayı aç da anne hapşıracağım. Açacaktım da ben biraz kralla silmiştim. Hapşırtan toz da değil lan. Bu şey. Yoksa benim alerjim var, hapşırıyordum. Onu oraya yapma.
Onları o tarafa attım. Kurutmada güzel kurutmuşuz, uzun kurutmuşuz demez. Ya da şey, ütüleriz burada takım yaparız, daha iyi olur. Ve böyle kumda kalmıştı. Bunu böyle Esat'la takım takım giydireceğim. Ay şimdi kozmetik olan zaten bazı verir miyim yani? Bu kadar ütüsü var. Ha. Bir şey yok da. Olsun, şey yapılır. Her zaman buhar vermek ona tutuyor. Ütülemiyor. Hayır, hiç açmıyor. Bak. Bak şimdi. Bak. Anneanne olacaksın işte. Anneanne olacağım değil mi? İlla anneanne olmuş. Tonton anneanne. Hayır canım. Tonton anneanne. Yok bu sarılmak. Allah'ım. Ya nereden tuttun bunu sen ya? Ya. Ay dün de değil mi? Dediğin önceki gündeki gündü. Bir daha öyle şeyleri yasaklıyorsun. Anlat onu, anlat. Ay kuzisi. Ne yapıyormuş bu? Ne yapıyor bu? Giyeyim bence bak. Zıvır zıvır. Ha, onları sen ilgilersin. Ama olsun. Ama o filtre yapıyor bak. Ha, evet. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Paşam da paşam. Evimin direği ve sığıyor. Vallahi sığıyor. Olabilir mi şans? Sadece bir filtre. Hastane çantasının şeylerini önce versek diyorlar. Birbirine mi bağlantılı? Ya. Yani şimdi yukarıdan bir şey yapacak bilmem ne. Eren Hoca bağırıyor, destekliyormuş. Aha, ne var? Nasıl yani? Falan çıkmıyordu. Evet. Arkadaşlar, şu anda resmen tam ve ikimizin de hayatını kurtardı. Neydi? Doktorla bezli bezli. Bir yere silmiş kaka yapmış.
Ben ütülere birazcık devam ediyorum. Bu arada da burada bambaşka bir dizi açılmış ama çok güzel olmamışım ya burası böyle. Vallahi insanın vakit geçiresi geliyor. Şimdi ben bunları ütüleyeceğim biraz. Zaten odada bitmek üzere. Şunları halledeyim dedim. Hani küçük parçaları. Şunları yıkayacağım.